öncelikle Burak Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sizlerle bizi bir araya getirdiği için. Özellikle bizim derdimiz kurumlara gitmek, kurumsala gitmek. Doğrudan bu ortamda bir araya geldiğimiz için çok teşekkürler. Biz ne yapıyoruz Bakimetrik olarak? Bitumetrik AI firmaların karmaşık problemlerini yapay zeka ile kolayca çözebilecekleri servis ve ürün hizmeti veriyor. Bu anlamda karmaşık problemler nedir? Yapay zeka makine öğrenmesi bunun neresinde bunu çözere biraz sonra gireceğim. Bu konuda çünkü özellikle son birkaç yılda ülkemizde ciddi bir şey var, bilgi kirliliği var. Biz o işin ne tarafındayız? Kurduğumuz ekip bilgisayar mühendisliği backgroundlı, aynı zamanda veri bilimcisi bir takımız. 6 kişiyiz. Kurucu ortağım Tuna. Bizler 8-10 senedir kurumlarda, bir kısmımız doğrudan bu kadar sürede AI altyapısı entegre etmiş, machine learning algoritmaları geliştirmiş bir ekip. Bir kısmımız kurumsal yazılım danışmanlığı, proje danışmanlığı, yazılım geliştirme, aynı zamanda girişimcilik tecrübesine sahibiz. Dolayısıyla kurumlara yere çıka üst segmentte hem finans hem telko. Oradaki eksiklikleri veri işleme anlamında, büyük veriyi anlamlandırma anlamındaki eksiklikleri biraz haznemize saklamışız. Ve bizim sahada gördüğümüz problem şu, firmalar ellerindeki veriyi anlamlandırma tarafında çeşitli güçlükler çekiyorlar. Bu anlamda tahminlemeyi iyi yapabilen modeller oluşturma kısmında ciddi anlamda sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntılara ne sebep oluyor? Başlanılan proje süresi uzuyor. Projeye katılan insan sayısı arttıkça masraflar artıyor. Bir de bir tahminleme modelini atıyorum, satış tahminlemesi yapılıyor ya da müşteri mikrosegmentlemesi yapılıyor ya da talep tahminlemesi yapılıyor. Önümüzdeki bir yıl şu distribütör ne satın alacak tahminlemesi. Kullanılan tool'lar şu anki o tool'u kullanan insanın yeteneği kadar model gücü ortaya koyuyor. Bu da insan hatasına çok açık bir yapıya sahip oluyor. Özellikle Türkiye'de sürekli ekonomik ve coğrafi koşullarda yaşanan sıkıntılardan dolayı modeller patlayabiliyor. Buradaki anomalileri anlık olarak tespit edip modeli kendi kendine eğitebilecek bir altyapı birçok firmanın ihtiyacı olduğunu gözlemledik. Bu gösterdiğim resimde aslında bizim ilk müşterilerimizden birinde yaşadığımız, kendimizi bulduğumuz bir konum. Sol üst köşe müşterimiz hali hazırda o problem üzerinde çalışan 7-8 kişilik bir takımı vardı. Yıllık belli bir rakam ödedikleri ciddi anlamda bu sektöre hakim bir analitik tool'uyla modeller oluşturuluyordu. Ve de proje süresi yaklaşık 3 aydı. Biz şöyle çalışıyoruz, bir POC NDA imzalıyoruz önden. Bir altyapımızı POC anlamında sunuyoruz. 2-3 haftalık bir süre alıyor bu. Kısıtlandırılmış başlık ve maskelenmiş veriyle, veri setiyle. Biz 2 haftada bu ekibin yaptığı işi yaptık demek biraz şey olur ama yaklaşık bir sonuca ulaştık. Daha da güzeli, tahminleme oranımız ciddi anlamda çok yüksek çıktı. O sektöre dair hiçbir know-how'umuz yokken. Bu da aslında machine learning dediğimiz bizim üstünde çalıştığımız alanda sektör bağımsız başarı oranımızı yükselten en önemli faktörlerden bir tanesi Bitumetrik olarak. Burada bizim çözüm önerimiz aktif öğrenen bir altyapı. Buna auto machine learning deniyor teknoloji dünyasındaki adı. Automated machine learning, yani makine öğrenmesinde belli bir süreç var. Herhangi bir firmada bir model oluşturulduktan sonra o modeldeki iş bitmiyor. Oradaki süreci biz 5 başlık altında değerlendiriyoruz. Bu 5 başlığı da hızlandıracak, kolaylaştıracak ve ilgili firmada, kurduğumuz firmada 10 kişilik teknik ekip kurmadan 2 kişiyle de ve bizim ürünle de Bitumetrik Machine Learning Studio ile de çözebilecekleri hale getirmeye çalıştık ve bunu belli oranlarda başardık. Hala çalışmalarımıza devam ediyoruz tabii ki. Bu anlamda sektördeki bizim üstünde çalıştığımız senaryolar aynı zamanda ürünün iyi olduğu, modellerinin iyi olduğu senaryolara biraz değinecek olursam burada temel konu büyük veriden anlam çıkartmak ama doğrudan müşteri churn analizi, çapraz satış analizi, müşteri eğilim tahmini özellikle bankalarla propensity prediction tarafında talep tahminlemesi önümüzdeki yıl 7000 bayideki hangi bayi hangi gün ve hangi aylarda ne kadar talep tahmininde bulunacak ki stoğu ona göre yönetebilmesi genel merkezin. Bunun yanı sıra eldeki ürünün gelen müşteriyi kaçırmamak adına dinamik fiyatlandırması, pricing üzerine çalışıyoruz.
Dinamik indirim verebilmek de bu alana aslında doğrudan fit ediyor. Bu alanda hangi sektörle çalışıyoruz noktasında bir sigortacılık sektörü. Allianz bizim çok sevgili müşterilerimizden bir tanesi. Çok seviyoruz kendilerini bu arada. Aynı zamanda perakende ve FMCG sektörü ve yeni yeni bankacılık tarafına girdik. Bu sektörlerdeki bu başlıklar altından belli oranlarda başarı elde ettik ve devam ediyoruz. Perakende ve e-ticarette akıllı kampanya yönetimi dediğimiz konu, işte yılda 10 kampanya çıkılacak, hangi ürünün yanında hangisinin satılması, ne zaman satılması ve hangi tip müşteriye hızlı satılmasını anlık olarak bildiriyoruz. Bunun yanında aslında genel perspektifte satış tahminlemesi yapıyoruz ve saha satış ekiplerinin performans tahminlemesini yapıyoruz. Tabii ki elde büyük veri oldukça ve bunları işledikçe geçmiş 10 yıllık veri alıyoruz biz müşteriden ya da 5 yıllık. Buradaki anomalilerin de anlık olarak tespit edip raporlanması gerekiyor. Zaten analiz sonrası modelleme ve machine learning altyapısını kurma aşamasında en çok dikkat çeken taraf şu: bizim veride sıkıntı nerede şu ana kadar ve birlikte çalıştığımız partnerlerde gariplik olan veya fraud'a yönelik hareket var mı yok muyu doğrudan görebiliyorlar. Bizim proje başlangıcı öncesi ürünü kurmadan önce ilgili problemdeki KPI'larımız başarı oranını %85 ve 90 üzerine çekmek ilgili modelde. AI'yı oraya kurguladıktan sonra bitumetrik AI'yı sonraki bir yıl ve iki yılda %25 oranında o problem üzerinde kar artışını en başta sıkışıyoruz. AI, machine learning şirketlerin şu anda sektör bağımsız olarak hem image processing, video processing hem de ham veri işleme anlamında girdikleri bir alan ve 2020 yılıyla beraber Gartner raporlarına göre yaklaşık 60 milyar dolarlık bir yatırım yapacaklar. Bitumetric AI'yi biz şu ana kadar hep on-premise kurduk. KVKK kapsamında veriler dışarı çıkmaması anlamında çalıştığımız ve POC yaptığımız firmaların kendi sistemlerini kurguladık ve şu anda da orada çalışıyorlar. Startuplarla da görüşüyoruz. Startuplar için SaaS modelde kurgular hazırladık. Bir iki startupla da çalışmaya başladık kurumsalların yanında. Doğrudan servis olarak ilgili machine learning servisini doğrudan bitumetrik altyapısından alabiliyorlar. Biz 1512 şirketi olarak kurulduk TÜBİTAK'la. İlk işimiz perakende'de market müşterisinin bir sonraki alışverişini ve neyi alacağını tahminledik. O dönem birkaç market ve perakendeci POC yaptıktan sonra sigortacılığa yöneldik ve sigorta tarafında biraz ilerledik. Şu anda müşterilerimizin yanında 8-9 adetli POC aşamasındayız. Çünkü modelin yeteneğini kanıtlamamız gerekiyor bu başlıklar ölçeğinde. Bunun yanı sıra machine learning'in firmaya sağladığı katma değeri göstermemiz gerekiyor POC kapsamında. Aldığımız kısıtlı veri setiyle yaklaşık 2 haftada POC'yi tamamlayıp sonraki süreçleri de takip ediyoruz. Bu anlamda benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Soru varsa olabilir. Her şirket için ayrı ayrı çalışıyorsunuz o zaman. Bir şey yok. Süreç hazır bir software as a service. Şurada verdiğim Bitumetric ML Studio aslında her şirket için ayrı ayrı çalışmamamız için çıkarttığımız bir ürün. Başlarda öyleydi. Şimdi X sektörü, Y sektörü, Z şirketine gittiğimizde ayrı ayrı çalışmak gerekti. Biz buradaki çalışmaları biraz ürün halinde toparladık ve gittiğimizde 3 aylık süreci sürecekse bu projelendirme, biz bunu ürünle 20 günde, 30 günde çözüme kavuşturuyoruz. Hatta ürünü bıraktığımızda içerideki modelleme bilen arkadaşlar, işin analizinde çalışan arkadaşlar kendileri devam edebiliyorlar. Yani biz bir dashboard bırakıyoruz içeriye. Kendi modelleme teknolojileri Python veya R'da yazdıklarını bizim üzerimizden izleyebiliyorlar. Sonrasında kendi yazdıkları kodu da doğrudan bizim üzerimizden deploy edip hayata geçiriyorlar. Başlarda dediğiniz gibiydi ama sonrasında biz bunu automated machine learning domaini altında ürünselleştirdik. Nerede çalışıyor? Machine Learning Cloud'da mı çalışıyor? Hayır, on-premise'de. Yani firmanın kendi datalarıyla. Evet, sanal sunucu üzerinden. Bizim paketler de orada. Fiyatlandırma birincisi ilgili problemin karmaşıklığına göre değişiyor. Ne kadar büyük veri seti kullanılacak?
ve kaç model geliştirilecek? Bu ürün üzerinde kaç model çalışacak? Çünkü önemli olan burada üründe geliştirilecek olan modelin iyi çalışması. Birlikte çalıştığımız ve şu an POC yaptığımız firmalarda da biz böyle bir modeli geliştirdik. Evet, 5 müşteride süper çalışıyor ama buradaki Vericity 70 milyona çıktı, patladı. Tamam diyoruz, biz bunu çözüyoruz. Oradaki model karmaşıklığı, veri seti büyüklüğü ve içeride kurguladığımız model adedi fiyatlandırmayı etki ediyor. Oradaki sizin algoritma oradaki serverlarda çalışıyor. Evet, evet. Siz bir şeyi update ettiğinizde tek tek o zaman dolaşıyor musunuz? Bir şeyi update ettiğimizde zaten şöyle oluyor. Genelde müşterinin biz sigortacılık ya da perakendedeki bir müşterinin 30 tablosundan 50 milyon veri okuyarak biz bu modeli oluşturduk. %85 başarı veriyor. 3 ay izlendi ve ona göre aksiyon alındı. 7. ayda yepyeni bir veri tipi geldi. Eklenmesi gerekiyor. Burada bir danışmanlık hizmeti biz veriyoruz ya da kendileri de ekleyebiliyorlar ürün üzerinden ama genelde biz veriyoruz bunu. Oradaki soruyu kaçırdım ama. Yani bir şey siz... Update ettiğimizde mecburen biz gidip server'a uzaktan bağlanıp paket halinde yüklüyoruz. Oradaki en büyük kısıt başta servis bazlı bunu vermeye çalıştık ama veriyi yukarıya taşıyıp, cloud'a taşıyıp, işleyip tekrar indirme konusunda KVKK'ya takıldık. Şu anda doğrudan sanal sunucular üzerinden firmalara kurulum yapıyoruz. Ama zaten cloud'da çalışan orta ölçekli firmalarla doğrudan cloud çözümleri üzerine konuşuyoruz. Image processing'de böyle bir yapımız var. Doğrudan biz yüksek oranda imajı doğru anlamlandırıp yanıt dören servisin endpoint'ini veriyoruz. Oradaki transaction başına fiyatlandırma yapıyoruz. Ama dediğim gibi burada o imaj datası firma transaction için... Transaction ne burada tanımlarsak? Yani transaction başına dediğimiz o... Bir istek geldi. Her istek başına bir şey... Evet. Anlamlandırdığım istek geldi. O istek başına fiyatlandırma yapıyorum. Başka soru yoksa ilgili firmalara POC yaparak da konuyu daha net anlatabilirim özellikle. Yedik rakiplerimiz kimler? Bir de hani SaaS modeliyle veren birkaç tane firma veriyorum hizmeti. Özellikle finansal teknolojiler olduğu için SaaS'a KVKK izin vermiyor. Evet, dolayısıyla on-premise'e kaydık. Evet. Şimdi Türk Telekom'la zaten çalışmaya başlayacağız. O çalışmanın devamını bu şekilde getirmeye çalışacağız. Sonrasında Turkcell'in bu yeni kuracağı veri merkezi üzerinden de bir çalışma yürütmeyi düşünüyoruz. Aslında AI konusunda sigortacılık, perakende özelinde çalışan, ancak geliştirdiğimiz automated machine learning altyapısı Tazı AI'da çok iyi. Hocamız zaten bizim İTÜ'den. 5 yıllık bir firma. Biz doğrudan sektör ve problem bazlı çalıştığımız için o taraftan biraz farklılaşıyoruz. Orada bir platform var. Biz doğrudan otokaskolamada fiyatlama üzerine bir modül veriyoruz. Orada da GLM'e rakibiz aslında. Yani Towers Willis Watson firmasının otokasko fiyatlamasına rakibiz. Belki metric machine learning otokasko. Yani dolayısıyla AI konusunda çözüm getiren bir de enhancer var modellemede perakende tarafında. Evet, yani girdiğim firmalarda bizde beraber POC yapan firmalar aslında benim de gördüğüm. İşte Tarantum AI varım, onlar biraz da online gaming'de fraud detection olayına kaydılar. Aynı zamanda rüzgar enerjisi fiyat tahmini yapıyorlar ama o sektörler bizim çok da fokus alanımız değil. Ama yine AI konusu, yine anlamlandırma konusu. Ama biz Data Robot tabii Amerika'daki büyük abi. IBM Watson's'la hani servis bazlı belli ürünler çıkartıyor. Örneğin bizim hasar detection, araçlardaki hasarı klasifiye edip hasarı karşılığındaki primi yanıtlama anlamında IBM Watson'ın iyi bir ürünü var. Orada bizim de bir çalışmamız var doğrudan ürün üzerinde. Biz sadece klasifiye ediyoruz. Bu hasarlı, bu hasarsız, buna bu kadar prim önerisi çıkabilir şeklinde. Yani belli noktalarda bu firmalarla H2O açık kaynak bir ürün ama alıp kullanması bela. Dolayısıyla doğrudan bir rakip gibi konumlayamayız. Benim söyleyeceklerim bu kadar.